Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir yuvarlak taban çalışacağız. E, taban diyorum ama siz dilerseniz bunu büyütüp supla yapın. Dilerseniz e, büyütüp şöyle yarım daire kılaçlar yapıyoruz biliyorsunuz. Onu yapın. E, istediğinizi yapabilirsiniz. Biliyorsunuz bununla ilgili çok soru aldım. Özellikle yarım daire kılaç paylaştıktan sonra e, çok video istediniz. Hem e, ya ben yarım daire kılacı yapana kadar bir ön hazırlık olmuş olsun hem de yuvarlak çantalarınıza taban örneği olmuş olsun e, bu örnek. Çok güzel detaylar verdim bu tabanda çünkü e, amigurumiciler iyi bilir yuvarlak elde etmek istiyorsak arttırma yerlerimizi mutlaka değiştirmeliyiz. Ona çok dikkat ettim. Gerçekten son derece muntazam bittiğinde bakın son sırada arttırma olmuş olmasına rağmen herhangi bir köşegenlik görmüyorsunuz. Ee, bu özellikle de çok kullandığınız için üç buçuk milimetrelik tığ ile ördüm. Bu sefer ipimde oldukça kalın bir e, ipti. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeyelim. E, hatırlatmalarımı yapayım. Sonra birlikte güzelce örmeye başlayalım. Kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olur videolarımı beğenir yorum yaparsanız çok mutlu olurum biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz aynı zamanda aryalara tasarım instagram adresinde e, orada da sizleri bekliyorum sorularınız e, takıldığınız yerleri görselli olarak atarsanız daha rahat yardımcı olabilirim ve tabii ki de orada çok daha fazla e, içerik paylaşma şansım oluyor beni oradan da takip ederseniz mutlu olurum dedikten sonra hazırsanız hemen başlayalım. Çile halinde satılan kağıt tiplerden ve 3,5 milimlik tığ kullanıyorum bu çantayı yaparken. Yuvarlak bir taban çalışacağız bu sefer. Sihirli halka ile başlıyoruz. Ne yapıyorum bakın şöyle çevirdim ipimi. Çav çapraz yaptım hatta biraz daha uzun tutalım rahat çekmesi rahat olsun Tığım alttan geçirdim. Bakın bırakmıyorum ikisini bir tutuyorum. İpimi çektim. Döndürdüm ve sıkılaştırdım. Görüyorsunuz bu şekilde ne yaptım? Sihirli halkama başladım. Bu henüz bir sık iğne yerine geçmiyor. Bu sadece sıkıştırma. Şimdi bunun içine 8 tane sık iğne yapacağım. Burada şu ipi mutlaka ikisini bir götürün bu e, göbeğinizin daha sağlam olmasını sağlayacak. Hani ola ki çekerken falan bir kopma yaşanırsa hiç korkmayın. Çünkü zaten bu ip içinden dolaştığı için yeterli miktarda payda vermiş oluyoruz bu şekilde. 8 tane yapacağız. 3 5 oldu. Bir yandan da hafiften sıkıştırıyorum. 6 7 ve sekiz. Şimdi güzelce sıkıştıracağım bunu. Yuvarlakta e, şimdi ben iple götürebiliyorum, hani ihtiyaç duymuyorum ama yeni başlayanlar zorlanabilirler. O yüzden mutlaka ve mutlaka bir işaretleyici kullanmanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi bu bir herhangi bir e, ip de olabilir ya da normal bir Klasik işaretleyicilerden de olabilir. Hemen alalım bir tane işaretleyici. Şimdi. 8 tane yaptık. Bu sırada bu 8 tanenin tamamını çiftleyeceğiz. Yani 8'i 16'lı hale getireceğiz. Ne yapacağım bunun için? Bakın ilkini bir örüyorum iyice sıktım. Bakın görüyorsunuz ortada boşluk kalmayacak şekilde sıktım. Şimdi bu birinciye hemen bir sihirli halkamı takıyorum. Bu benim sıra başımı gösteriyor. Aynı yere bir tane daha giriyorum. Çift yapacağız demiştik. ikinci çiftimi yapıyorum bakın şimdi üçüncü delikteyim bunu da çiftliyorum çiftlemek biliyorsunuz aynı yere iki kere sık iğne yapmak demek Dilerseniz sıra sonuna kadar 8 çiftimi yapıp geleyim Evet bakın son çiftimizi de yaptık şimdi geldik sıra başına çıkartıyorum bunu Şimdi ilkini yapınca tekrar takacağım. Burada bir tek bir çift diye gideceğiz. Hani her yaptığımız çift vardı ya. Biraz daha inelim. Her yaptığımız burada çift vardı hatırlarsanız. Bu çiftlerin birincisini tek örüyorum. İkincisini çift yapıyorum. Hemen işaretleyici unuttuk tabii. İki tane örmüş oldum. Şu tek yaptığımı işaretleyici mi taktım. Bu önemli. Lütfen buna dikkat edin. Unutmayın. Sıra başını karıştırabilirsiniz. Aksi takdirde spiral gittiğimiz için Evet, çiftimi yaptım. Şimdi tekrardan bir tek bir çift. Bakın altta çiftliğimiz var görüyorsunuz. Birincisine tek, ikincisine çift şeklinde sıra sonuna kadar dolaşıp geliyorum. Şimdi geldik. Artık yine sıra başına ilmek tutturucumu kaydırıyorum. Şimdi burada yuvarlak taban yapmanın en önemli püf noktasını vereceğim sizlere. Şimdi 8'in katları şeklinde biliyorsunuz oluşacak tabanımızın ölçüsü. Ee, eğer hep bir tek bir çift, iki tek bir çift, üç tek bir çift, dört tek bir çift diye giderseniz, bütün arttırmalarınız üst üste gelecektir. Arttırmaların üst üste gelmesi demek de, ister istemez sizin tabanınız yuvarlak değil, sekizgen olacaktır. Sekizle başladığımız için, altı ile başlarsanız altıgen olur, onla başlarsanız ongen olur. Yani şu başlangıçtakini e kaçla başladıysanız siz hep arttırmaları aynı yere yaparsanız sonucunda dediğim gibi bir altıgen, yedigen, sekizgen işte neyse artık kaçla başladıysanız onu oluşturursunuz. Biz ise ne istiyoruz? Tam bir yuvarlak istiyoruz. Tam bir yuvarlak istiyorsak da arttırmalarımızın yerini mutlaka değiştireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? şimdi biliyorsunuz eee altıgen, yedigen, sekizgen, dokuzgen, ongen bu şekilde gittiğinde yukarı doğru çıktıkça yuvarlaşır. Yani yuvarlaklaşır. O yüzden biz bu sayede ne yapmış oluyoruz? Arttırmaları 8 yere değil de 16 yere denk getirmiş oluyoruz. 16 yere getir denk getirmek de zaten aslında bir yuvarlak oluşturmuş oluyor bizim için. Şimdi işaretleyicimi çıkartmıştım. Biliyorsunuz normalde İki tek bir çift sırasına geldim ama bunu böyle şimdi yapmıyorum. İlkini bölüyorum her zaman çiftlerin. Ne yaptım? Bakın. Bir tek önce bir tek yaptım ve hemen işaretleyicimi takıyorum. Sıra başım kaybolmasın. Yaptığınız ilk ilmeğe hemen geçirin. Şimdi yanındakine bir çift yapıyorum. Yani burada 2'yi böldük. 1. O yüzden bir tek bir çift yapmış olduk. Şimdi buradan sonra hep iki tek bir çift gidiyoruz. 1 2 Şimdi çift. Devam ediyorum. 1 2 bir çift. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar dolaşacağız. Burada bir ile başlamıştık ya bir ilmeğimiz kalması gerekiyor sıra sonuna geldiğimizde. Yani en son çifti yaptıktan sonra bir tane tek yapacağız ve e, sıramız bitmiş olacak. Hemen dolaşıp geliyorum unutmayın iki tek bir çift yapıyoruz. Evet bakın geldim en son çiftimi yaptıktan sonra görüyorsunuz bir tane tekim var. Hemen onu da yapıyorum ve bu sırayı bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi 3 tek bir çift sırasında olduğumuz için tekli sayılarda aynen yapıyoruz. Yani 3 tek ile başlayacağım direkt. Birinciyi yaptım bakın yine unutmuyorum hemen işaretleyicimi taktım. 2 3 şimdi çift. Aynı şekilde 1 2 3 Bakın burada sık iğne ile ilgili de bir şey yapayım. Kağıt iple çalışırken normal iple örer gibi lütfen şunu yapmayın bak. Şöyle bakıyorum ben. Şöyle çıkartıyor. Şu, yani şu şekilde. Bu şekilde bir çıkartma şekli. Yani baş parmakla çıkartmıyoruz ilmeği. Şunu bakın ben yapmak istesem bile yapamıyorum onu. Ona çok dikkat edin. Kağıt ipte e, asla ve asla yünde örer gibi ilmekleri istediğimiz gibi alalım. O kendiliğinden düzelir mantığı yok. Yani kağıt ip koyduğun gibi kalan bir ip. O yüzden ilmeklerinizin tepelerinin düzgün olmasını istiyorsanız siz parmağınızla değil, tığınızla. Bakın şu. Tığımı döndürüyorum. İlmek olduğu yerde kalıyor. Şimdi bu şekilde Bir. en son çiftimi yapmıştım. 2 3 çiftimi yaptım. 3 tek bir çiftimi yapmış oldum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar dolaşıp geliyorum. Geldik 3 tek bir çifte. Hemen çıkarttım. Şimdi 4 tek bir çift sırasındayız ya. O zaman ne yapıyoruz? 4'ü 2'ye böldük 2. Yani önce iki tek bir çiftle başlayacağım. Birinci ilmeğimi yapayım. Hemen işaretleyicimi takayım. Dediğim gibi 4'ü 2'ye böldük. 2. O zaman 2 tek 1 çiftle başlıyorum. O zaman ne oldu? Kalan 2'yi de nerede yapmış olacağım? Dönüşte yapmış olacağım. 2'yi yaptım. Şimdi çiftimi yaptım. Artık 4 tek 1 çift. Bu şekilde bir şey arttırma yerleri hep Zikzaklı denk gelmiş oluyor. Dört yaptım. Çiftimi yaptım. Evet dört tek bir çift. En sonda iki teki yapıyorum ve bitiriyorum. Evet geldik sıra sonuna. Bu arada ipim bitti. Ee, hazır bu aşamada da nasıl ip ekliyorum onu da göstermiş olayım. Şimdi geldik sıra başına. Şunu unutmuyoruz. Arada bir nötrleme sırası yapmamız lazım. Yoksa marullanma oluşur bir müddet sonra. Şimdi bakın birinci ilmeğe şu aşamaya geldiğimde yeni ipe geçiyorum. Şu tığımda ikiliyken, şurası biraz burgusu kötüymüş. Şuradan başlayalım. Evet bakın bu şekilde yeni iple ilmeğimi çektim. Şimdi ipin bir tanesini alıyorum. Bakın ikincisini bırakıyorum burada. Onu dolaşıp buraya gelirken gizleyeceğim. Aynı yerden ikisini birden gizlemiyorum ki altta kalınlık oluşmasın diye. Şimdi birinciyi yapmıştık. O zaman hemen ilmeğimizi takalım. Onu unutmayalım. Yerimiz şaşmasın. Şimdi bir sıra boyunca hiç arttırma yapmadan her sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne olacak şekilde dolaşıp geleceğim. İpimi de içinden bu şekilde gizliyorum. Kağıt ipin en güzel yanı Ufak tefek böyle eğer düzgün olmadığını düşünürseniz dert etmeyin. Ütüyü bastığınızda kalıplaşacaktır. Şimdi ip yürütme ile ilgili bir şey söyleyeceğim. İp yürütme yapacaksanız çantanızın ilk sırasına geçtiğinizde yani gövde kısmını örmeye başladığınızda mutlaka arttırma yapın. Eğer arttırma yapmazsanız iki kat yani ilmek üzerine araya ip koyarak örüldüğü zaman ister istemez ilmekleriniz biraz yani büyüyor taban büyük. Sonra ip birden inceldiği için yukarı doğru çanta e, hafif bir kasma yani bir kötü bir görüntü oluşuyor o e, geçiş yerinde. O yüzden e, tabanlarınızı çift kat yapmanıza aslında gerek yok. Ama bu ipi artık bırakıyorum burada arkadan keserim çok fazla yürüttüm zaten ama eğer illaki ip yürütecekseniz mutlaka başlangıçta biraz arttırma yapın ki örgü rahatlasın diyorum ve sıra sonuna kadar tekrar hatırlatıyorum bakın bu sefer bu ipi ne yapacağım birazcık da şuradan yürüteceğim yani şuraya kadar şu kadar yürütsem yeter zaten içinden ee, döndüğümde de bunu yürütürsem o zaman e, arada bir kalınlık oluşmamış olacak bu sayede hemen dolaşıp geliyorum Evet bakın görüyorsunuz bir sıra şöyle dümdüz örünce bir toparlamış oldu. Hem marullanma olmadı. Görüyorsunuz değil mi? Şu kadarcık olmasına rağmen nasıl dümdüz gidiyor. Bu e, amigurumi'de de özellikle kafa falan çalışırken e, kullanılan bir yöntem. Bunu kesmiyorum bu arada. Bunu birazcık iğneyle yürüteceğim içinden. Onu bırakıyorum. Şu en son yürüttüğüm iplerimi kesiyorum. Gerçekten kalıp gibi dümdüz bir taban elde etmiş oluyoruz. Şimdi artık hepsini arttırdık. Şimdi ne gel neye geldik? 5 tek bir çifte geldik. Hemen birinci ilmeğimi örüp işaretleyicimi takıyorum. İp yürüttüğüm için orada Evet. Taktık işaretleyicimizi. Birinciyi yaptık. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Şimdi ne yapacağım? 5'teki yaptım. Bir tane çift yapacağım. 5 tek 1 çift demek 7. 7 kere 8 56. Yani bu sıra sonunda 56 ilmeğe çıkıyor. Sayısı. ilmek sayısı. Bu şekilde sıra sonuna kadar 5 tek 1 çiftle dolaşıp geliyorum. Evet. Şimdi bir detay daha vereyim. Ola da ki eliniz gevşek. Yani şu ilmekleriniz gevşek. Ee, ve diyelim ki benim söylediğimin e, dışında böyle bir marullanma yaşadığınızı hissediyorsunuz. O zaman o sırada hemen bir dolaşı verin. E, hiç arttırma yapmadan dolaşı verin ki toplasın. Siz e, arttırmanızı ondan sonra devam edin. Yani herhangi bir sıkıntı olmaz. Şimdi 5 tek bir çift yaptık. Şimdi sıra 6 tek bir çiftte ya. O zaman 6 tek bir çift yapıyorsak ne yapacağız? 6'yı 2'ye böleceğiz. Öncelikle 3 tek bir çiftle başlıyorum. 1 2 3 1 2 3 evet yine hemen takarsanız sizin için daha iyi olur. 1.'ye taktım. Bakın çiftten sonraki zaten hemen belli oluyor. 3 tane tek yaptım. Şimdi bir tane çift yapacağım. Buradan sonra hep 6 tek bir çift. Artık göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. 6 tane sık iğneyi yaptıktan sonra 7.'yi çift batacaksınız. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar dolaştığımızda en son çiftten sonra 3 tane ilmeğimiz kalacak. Bu ilk başta örmediğimiz o 3 tane ile başladığımız için kalan üçü de sonda öreceksiniz. Yine sıra başına geleceksiniz. Evet geldim sıra başına hemen birinciyi yapıyorum ve ilmeğimi takıyorum unutmadan şimdi 7 tek bir çift sırasındayız biliyorsunuz teklerde direkt başlıyoruz 7 tane tek yapıyorum ikinci oldu üçüncü oldu 4 5 6 7 Evet. Şimdi çiftimi yapıyorum. Evet, bu şekilde 7 tek bir çiftle bu sırayı da bitirip geliyorum. Evet, şimdi 7 tek bir çifti de yaptık sıra sonuna geldik. Şimdi 8'de bir çifteyiz. Biliyorsunuz çift sayılara geldiğimizde bölüyorduk. Yani 8'i 2'ye böldük 4. Önce bir 4 tek bir çift yapacağım. Önce bir birinciyi örelim hemen. İlmeğimizi takalım. 2 3 4 4 tane yaptık. Şimdi bir tane çift yapıyoruz. Çiftimizi yaptık. Şimdi artık normal 8 tek bir çifte geçebiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi çiftimizi yapabiliriz. Bakın artık 8 tek bir çifte geçtiğimize göre bu sıra sonunda ilmek sayımız 80'e çıkacak demektir. Görüyor musunuz nasıl yüz yuvarlak gidiyor. Hiçbir herhangi bir köşelenme e, yok. Bu stille ördüğünüzde e, kusursuz daireler elde edebilirsiniz. Bazen bu e, yuvarlakları birleştirerek motifler e, yaparaktan kulaşlar yapıyorsunuz. Dediğim gibi taban olarak kullanıyorsunuz. Ya da işte e, D kulaşlarda kullanıyorsunuz. Farklı farklı kullanım şekilleri var. Bu kusursuz yuvarlak. Ee, örgü o yüzden çok işinize yarayacak diye düşünüyorum. Hemen 8 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Evet en son bakın çiftimi de yaptıktan sonra <laughs> 4 tane kalı kaldı. O 8'i 2'ye böldüğümüzde 4 tek bir çiftle başlamıştık. O kalan 4'ü ne yapıyoruz? Bakın en sonunda örüyoruz. Şimdi artık 9 tek bir çift sırasına geldik. Hemen bir ilmeğimizi yapıp işaretleyicimizi takalım. Örgünüzü çok fazla tartaklamayın. Ee, dedi ağzı hani yani yamulmasın. Sadece yapacağınız şey şu. Şu sıra sonunu şu şekilde el ütüsü dediğimiz ama bakın şu değil, şu şu değil. Karşılıklı asılma değil. Sadece bakın son sırayı şu şekilde ilmeklerini düzeltiyorum. Bu kadar basit. Şunu yapmayın. Şu çok tehlikeli bir şey. Bunu siz böyle böyle asılırsanız çantanızın yani o yuvarlan formunu e, bozarsınız. Sadece bakın şu yaptığım hareket şu. Parmaklarımla örgünün o ağız kısmını yukarı doğru çıkmasını sağlıyorum. Böylece. Şu düzgün görüntüyü elde etmiş oluyoruz. Örgüyü hiçbir zaman yıpratmıyorum. Elimde sıkmıyorum, yormuyorum, yuvarmıyorum. Ee, elimin e, o sıcaklığına, terine çok fazla maruz bırakmıyorum ki bu dümdüz kalıp gibi örgülerimiz olsun. Bu tarz yuvarlak ya da herhangi bir şekilde böyle düz bir şey örerken e, hani şu elleriniz çok sürtüyor ya buraları ister istemez tahriş oluyor. O yüzden şu benim yaptığım gibi Mutlaka ve mutlaka elimi hiç örgüye değdirmem ben. Elimi bakın hep tığımı çekerim. Şu elim hep yukarıda. Kağıt ipi yukarıdan örmeye çalışırsanız parmaklarınız hiç deforme olmaz. Bakın hiçbir şekilde benim elim değmiyor. Sadece parmağım doladığım ipin olduğu kısım değiyor. Onun dışında Örgüye elimi değdirmiyorum. Burada da dikkat ettiyseniz Sadece küçük bir parmağımla tutuyorum, sıkıştırıyorum. Yani avucumun içine alıp da örgüyü bu şekilde ezmiyorum. Bunlar da önemli detaylar. 3 6 7 tane yapmışım. 8 Evet. 9. Dokuz. 9'uncuyu da yaptım. Hemen bir tane çift yapıyorum. Bu sıranın sonunda 88'e çıkacak göz sayımız. Evet. 9 tek bir çift bu şekilde sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet şimdi geldik 10 tek e, bir çift sırasına. E, bakın kastettiğim nokta şu. Benim şu anda çok düzgün gidiyor. Yani herhangi bir şekilde marullanma vesaire yok. O yüzden e, Arttırması sıra yapmıyorum ben şu anda. Hani ihtiyaç duyduğum anda yapacağım. Ancak dediğim gibi tekrardan siz eğer ki bir marullanma çağır, örgünüzde hissettiğiniz anda hemen bir sıra arttırma yapmadan dümdüz örün, e, sonra arttırmaları aynı sırasıyla devam edin. E, bu sayede toplayacaktır hemen örgünüz. Şimdi 10 tek bir çift yapacağıma göre 10 da çift sayı olduğu için 2'ye böldüm 5. Şimdi önce bir 5 tek bir çift yapacağım. Birinci ilmeğimi ördüm. Hemen işaretleyicimi taktım. 1 2 3 4 5 Şimdi çiftimi yapıyorum. 1 2 Aynı yere 2 kere battım. Buradan sonra artık 10 tek bir çift. Şimdi 10 tek bir çift yaparak ilerleyeceğiz. Burada sıra sonuna kadar 10 tek bir çift yaparak geleceğim. Ee, şu kalan burada örmediğim o 5 taneyi teki de burada sonunda 5 tek yapıp bitireceğim. Bir sonraki sıraya o şekilde geçeceğiz. Şimdi 10 tek bir çift sırası da bitti. Bence artık mantık iyice anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Çiftli olan e, sayılarda 2'ye bölüp öyle başlıyoruz. Ee, ama eğer tekse sayımız direkt başlıyoruz. Mesela şu anda ner neredeyiz? 11 tek bir çift sırasındayız. O zaman ne yapacağız? 11 tane e, direkt tekimizi yaparak başlayacağız. Eğer ki 12 e, tek bir çift sırasına geldiğimizde ne yapacağız? 12'yi böleceğiz 6'ya. 2'ye pardon 6. Önce 6 tek bir çiftimizi yapacağız. Sonra kalanlarını normal 12 tek bir çift şeklinde bitirip sonra kalan 6'yı buradan kalan 6'yı yapacağız. Bu mantıkla dediğim gibi her sırada arttırma yaparak gidersiniz eğer benimki gibi böyle düzgün gidiyorsa. Ama ola ki dediğim gibi bir marullanma hissettiniz bir bollaşma hissettiniz ilmeklerinizi çünkü sıkı almazsanız bunu yaşayabilirsiniz. O zaman ne yapıyorsunuz? Hemen bir sıra düz, arttırmasız dolaşıyorsunuz. İstediğiniz boya gelene kadar aynı mantıkla örüyorsunuz. Yani mantık hep aynı gidiyor. Ee, dediğim gibi burada sizin çantanızın tabanı kaç santim yapmak istediğinizle alakalı bir durum bu. Hemen şimdi ben istediğim büyüklüğe gelene kadar öreceğim ve size de tabii ki de hangi sırada, hangi sayıda kaldığımı, enini boyun, yani çapını her şeyini vereceğim hemen örüyorum ve geliyorum. Evet artık bitirdik. ilmek tutturucum çıkarttım. Sonuncu da yaptım. Nerede bitirdim? Hemen bir detaylarını tekrardan vermek istiyorum. 12 tek bir çiftten sonra bir sıra düz ördüm arttırma yapmadan. Sonrasında 13 tek bir çift 14 tek bir çift yaptım ve bitirdim yani 14 tek bir çiftte artık e, bitiriyoruz bu sayede yani ne olmuş oldu 14 tek bir çift yapıyorsak 16 çarpı 8 yani 128 ilmeğim var toplamda hemen ölçüsünü de söylüyorum mantık bu şekilde olduğu için siz e, dediğim gibi bir yarım daire kılaç vesaire yapmak isterseniz de devam ettirebilirsiniz Evet, 22 santimlik bir görüyorsunuz çapı var. 22 santimlik bir e, taban hazırladım. Ben e, bunun üzerine ben çanta yapacağım tabii ki de. Burada e, dikkat etmemiz gereken şey şu. Dediğim gibi her sıra sonunda doğru yerde, doğru şekilde arttırma yap, yaptığınız takdirde e, tam bir yuvarlak elde edeceksiniz. Bu şekilde. Eğer ki dediğim gibi aralarda marullanma hissettiniz mi? Hemen bir sıra düzürün, dengelesin. Bakın ütüsünü yapıyorum. Mutlaka çantayı örmeye başlamadan önce ütüsünü tamamlamanız gerekiyor. Ütüledikten sonra üzerine gideceksiniz. Bakın dümdüz. Ee, çok güzel. Bundan ister supla yapın, isterseniz taban yapın, istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Peki nasıl bitiriyorum tabanı? Asla bu şekilde örmeye başlamıyorum üzerine. Eğer bu şekilde yaparsam mutlaka ne olur? Şu şuradaki şu hat e, ortaya çıkar. Bunu yapmıyorum hiçbir şekilde. Şimdi ipimi buradan kesiyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. İğneme geçiriyorum. buradan bunu buraya ilmek kaydırmayla şu şekilde sıfırlayacağım. Bunu yaparken hemen yanındakine değil de bir sonrakine giriyorum. Hem göz sayım değişmemiş oluyor, hem de daha kolay bir iniş sağlamış oluyorum. Bakın ipin çıktığı yerden, ipin çıktığı yerden tekrardan içeriye doğru giriyorum. Bakın tabanı bu şekilde bir şekilde yuvarlak kat kazandırmış oluyorum. Ancak şuna dikkat edin. Bu bir ilmek kaydırma. Ee, bu ilmeğe batacağınız zaman şunu alırken altındaki şimdi bunun altında bir ilmek daha var ya ikisini birlikte alın ki sıkıntı olmasın. Orada bir boşluk oluşmasın. Güzelce sıkıştırıyorum. Bakın şöyle bir geriye gidiyorum ki şöyle iyice sıkışsın. Şöyle inelim biraz daha daha net gözüksün. Şöyle sıkıştırmış oldum buraya. Artık buradan sonra ilmeklerimin şu şekilde arasına gizliyorum. Şimdi üzerine ben delikli bir örnek kuracağım için e, bu şekilde gizlemeyi tercih ettim. Ama isterseniz üzerine örerek de ilerleyebilirsiniz. Evet bu kadar yeterli kestim, bitirdim. Evet. Tabanımız hazır. Son derece güzel, muntazam bir yuvarlak tabanımız olmuş oldu. Tekrar söylüyorum. 22 santim e, çapında bu tabanımız. İstediğiniz gibi büyütüp küçültebilirsiniz. E, ben burada dediğim gibi bir 4 tek bir çiftten sonra bir de 12 tek bir çiftten sonraki sırada Birer sıra düz gittim. Hiç arttırma yapmadım. E, ama siz kendi el ayarınıza göre bunu ayarlayabilirsiniz diyorum. Bir videonun daha e, bu şekilde sonuna geldim. Bu e, taban videosunu uzun zamandır bekliyordunuz. Umarım faydalı olmuştur diyorum. Başka videolarda e, görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum görüşmek dileğiyle